60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün enflasyon rakamını aldık. Son 24 yılın en yüksek seviyesinde Temmuz ayı enflasyonu. Yıllık bazda %79,6. Bloomberg HT Araştırma Departmanı'nın yapmış olduğu ankette, ki aracı kurumlar katılıyor bu ankete ve yatırım şirketleri, bu oran %81,03 olarak çıkmıştı. Aylık bazda %3,20'lik bir tahmin vardı. Temmuz ayına baktığımızda aylık bazda bunun biraz altında açıklandığını ifade ederek haberi dinleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %79,60 artış kaydetti. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonu 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. TÜİK verilerine göre aylık fiyat artışı Temmuz'da %2,37 oldu. Çekirdek enflasyon göstergesi ise %61,69'a yükseldi. Üretici fiyatlarında yükseliş ivmesi de Temmuz'da hız kesmedi. Üretici fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %144,61 arttı. Üretici fiyatlarında aylık artış ise %5,17 olarak kaydedildi. Verilerin ardından enflasyonla politika faizi arasındaki makas bir miktar daha açıldı. Söz konusu makas 65,6 puanla rekor seviyeye yükseldi. Enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Temmuz'da yıllık bazda en hızlı artış yaşayan ana harcama grubu %119,11 ile ulaştırma oldu. Ulaştırma grubunun %94,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %88,35 ile ev eşyası takip etti. Aylık bazda bakıldığında en yüksek artış %6,98 ile sağlık, %6,85 ile alkollü içecekler ve tütün ve %4,50 ile eğlence ve kültür grubunda yaşandı. G20 ülkeleri arasında Türkiye'nin enflasyondaki açık ara liderliği de devam etti. G20 ülkeleri içinde Temmuz ya da en son açıklanan verilere göre Türkiye ilk sırada yer alırken Türkiye'yi Arjantin izledi. Evet, hemen Celalettin Kesikbaş'a, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı'na döneceğim. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha Hanım, Eskişehir'den sevgiler. Size de aynı şekilde. İstanbul'dan. Şimdi tabii enflasyon rakamını aldık. Bu enflasyonist ortamda firmalar, sanayi şirketleri ne yapıyor? Çünkü artık 80'lere geldi. Buyurun. Evet. Hani soru da çok güzel. Bunun cevabı ile ilgili de maalesef çok fazla bir durum yorumu için yapamayacağım. Yani şirketlerimizin önemli bir kısmı şu anda mevcut durumlarını koruma peşindeler. Özellikle de üretici fiyat endeksine baktığınız zaman %144, tabii ki içerisinde enerji vesaire, özellikle bu Temmuz ayında işçilik maaşları, onlara gelen zamlar vesaire falan, muhtemelen onları da görmeye başladık, başlamak üzereyiz ya da başlayacağız. Bu bir miktar daha yukarı doğru çekecek üretici fiyatları ile ilgili yükselişi. Ama enflasyonla ilgili nasıl önlemler alıyorsunuz derseniz, vallahi çok da önlem alan falan yok yani bu konuda. Çünkü neticede sanayiciler açısından baktığımız zaman bizim için en değerli ve en önemli kısım girdi maliyetlerinin düşürülmesi, aşağıya çekilmesi. Özellikle enerji maliyetlerinden tutun da emtia maliyetlerine kadar birçok rakam bizim kendi şirketimizin içerisinde hesaplamış olduğumuz enflasyonla böyle korele ettiğimiz zaman da işin içinden çıkılacak noktalarda değil. Bu özellikle de bilançolara bir şekilde ikinci altı ay ve üçüncü altı ayda ciddi şekilde yansıyacak. Buralarda karların çok çok daha aşağılara düştüğünü göreceğiz. Nakit akışı ile ilgili sıkıntıları ciddi şekilde yaşayacağımızı gözlemliyorum. Çok da fazla yapacak bir şey yok. Hani bundan yıllar öncesinde 2000'li yıllarda falan yüksek enflasyonla üretim modelleri bir şekilde geliştirmiştik. Her gün hesap makinelerimizin o büyük dijitli olanlar ekran önümüzdeydi. Sürekli işte buralardan faiz hesapları bir ay sonrasına, iki ay sonrasına fiyat yaparken enteresan böyle ampirik hesaplar yapıyorduk. O günlere şu anda yavaş yavaş geri dönmeye başlıyoruz. Çünkü neticede herkes bir şekilde mevcut durumunu koruma derdinde. Özellikle üretici fiyatlarıyla hala yansımamış olan
tüketici fiyatları arasındaki açılıyor. Yani bunun sürdürülebilir olmadığını çok kuvvetli muhtemel önümüzdeki birkaç ay içerisinde Evet. görmeye başlayacağız. Hani çok da yapacak bir şey yok görünüyor. Yani bu konuda girdi maliyetleri düşürülmediği sürece neticede bu enflasyonun çok doğal sürecinde yaşıyor olacağız, göreceğiz bir şekilde yaşayacağız. Şimdi bu konuyla ilgili emin olun birçok insanın hangi planı yapsın, ne yapsın, nasıl çözüm bulsun konusunda farklı farklı yorumları yapılıyor ama girdileri düşürmediğiniz sürece enflasyon düşmez. Şimdi peki, şimdi 90'lı yıllar, 2000'li yıllarda yüksek enflasyon dönemlerinde faiz de enflasyon civarındaydı. Bazı bankalar enflasyon üzerinde faiz veriyordu. Hatırlayın 2000 öncesine. Tabii ki. Şimdi burada hem enflasyon %80'lerde, faiz normalde politika faiz evet 14 onu bir kenara koyuyorum ama tahvil faizleri de işte %25 ancak %40-50 arası da sanayicinin kullandığı krediden bahsediliyor. Şimdi Evet. sizleri en çok zorlayan konu ne? Yani girdilerin düşmemesi mi, finansman hadisesi mi, iç talep mi, dış talep mi? Hangisi en çok zorluyor sizi şu an? Şimdi tek tek gidelim, biraz analitik bakalım konuya. Bunlardan tabii ki en önemlisi girdilerin düşürülmesi. Hepimiz aslında enflasyonu sevmiyoruz, sevmediğimiz bir şey. Bunu bütün Türkiye olarak, üreticiler olarak, yaşayanlar, çalışanlar olarak sevmiyoruz, enflasyonu sevmiyoruz. Ama enflasyonu düşürmekle ilgili sanayicilerin çok fazla yapabileceği bir şey yok. Çünkü bir numaralı şart ve gerek şart mutlaka ve mutlaka girdilerin düşürülmesi gerekiyor. Bundan başka bir çareniz yok. Ama girdiler sürekli artıyor. Her ay artıyor, sürekli artıyor. Ve doğal olarak aslında siz de aynı bizim 2000'li yıllarda yaşadığımız ne yapıyorsunuz? Aslında satış fiyatlarınızı bir ay sonraya hedgeliyorsunuz. Ya da 2 ay sonraya hedgeliyorsunuz. Diyorsunuz ki bir ay sonra aslında benim satış rakamım bu olmalı ve bugünden fiyatlıyorsunuz. Bu bir ay sonra daha sonraki bir ay için olacak. Bir ay sonra bir ay sonraki bir ay için. Yani neticede kümülatifte aslında böyle kısır döngünün içerisinde bir rutine giriyor. Bunu 2000'li yıllarda biz çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Hepimiz çok canlı canlı yaşadık o dönemlerde. Ama o dönemlerden bugüne geldiğimiz zaman arada temel fark var. O dönemlerde volümler düşüktü ve rakamlar düşüktü. Yönetilebilir rakamlar vardı Türkiye'nin ihracatı. 30 milyar dolardı. Bizim cirolarımız bugünkü cirolarımızın çok 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 altında cirolardı. Ve ekonomi olarak çok çok daha küçüktük sanayide de. Hatırlayın şöyle bir cirolara baktığınız zaman böyle çok büyük de cirolar yapılmıyordu. Tabii ki genleşti. Ekonomi büyüdü, sanayi büyüdü, ihracat büyüdü. Doğal olarak da o günlerden bugünlere aslında bir perspektif yapmakla ilgili çok akılcı olduğunu da düşünmüyorum. O gün yönetilebilirdi. Herkesten gidip atıyorum 300-500 lira para alabilirdiniz, arkadaşınızdan borç alabilirdiniz, bir takım finansal destekleri alabilirdiniz ama şimdi rakamlar o kadar büyüdü ki arkadaşınızdan o kadar büyük rakamları borç olarak isteme şansınız yok. Gidebileceğiniz finansal kaynaklar da belli. İşte Türkiye'de nereye gideceksiniz? Bankalara gideceksiniz tabii ki. Çünkü ihracatı büyütüyoruz. Evet biz 2 senede 180 milyar dolardan 250 milyar dolar hesap ediyoruz. Baktığınız zaman ne kadar bir volüm artışı, ciddi bir volüm artışı var. Doğal olarak bunun bir finansmanı da var. Geçen sene yaşadığımız aşağı yukarı döviz kırlarındaki ikiye katlanmış olması bugün itibariyle TL bazında da sermayede ciddi şekilde erime var. Cash'in nakit akışınızı bozan bir takım durumlar. Bankalara gidiyorsunuz. Ben Eskişehir Sanayi Odası olarak 1000'e yakın üyemiz var. Bunların önemli bir kısmıyla hem diyalog halindeyiz hem de sık sık anketler yapıyoruz. Ve ciddi ciddi de katılımlar oluyor sanayicilerimizden bu anketlere. Şu an %70'in üzerindeki sanayicimiz diyor ki benim finansmana erişimle ilgili sıkıntım var arkadaş. Faiz oranları diyor %30-40 diyor, %14'te ben diyor para bulamıyorum diyor. Bulanlar var mı içlerinde? Mutlaka bulanlar vardır. Hani bunlar ne kadardır? İşte kreva şirketlerdir. Baktığınız zaman Eskişehir özelinde baktığınızda da 40-50'yi geçmeyecek şekildedir. Ama 1000 tane üyemiz var. Bu 1000 tane üyemizin 50 tanesini çıkarttığınız zaman 950 tane KOBİ vasfı taşıyan, finansmana erişimle ilgili sıkıntı yaşayan aslında bu kentin de dinamiklerini oluşturan, gelişmeye açık,
ihracat için çırpınan, hatta ihracata başlamış ya da ihracatını belli bir seviyeye getirmiş şirketimizde de finansal nakit akışı ile ilgili sıkıntılar var. Bu emtia fiyatlarındaki artıştan tutun da işin işletme sermayesine kadar olan kısımda, ki hatta yatırıma yönelik olması sebebiyle de bir takım finansal sıkıntılar var, ama biz gösterge faizlerinden bulamıyoruz diyen firmamızın sayısı gerçekten çok fazla ve bunlar anket sonuçları. Yani birebir firmalarımızın bize doldurup gönderdiği, dönem dönem yaptığımız anketlerin sonuçları. Tabii çok güzel, ihracatımız büyüyor. İşte bugün Eskişehir'in ihracatına bakıyorsunuz. İşte ihracat rakamları açıklandı. %14,2'lik bir gelişme var. Mutlu oluyoruz. Aslında çok da keyif alıyoruz. Mutlu oluyoruz. Evet. Yurt içi piyasalarda bir daralma var. Ama bunu işte neyle kompanse etmeye çalışıyoruz? İhracatla. Peki şimdi biz bu sene 250 milyar dolar yapacağız. Süper, harika, ama kapasite kullanım oranlarımız da neredeyse tavana gelmiş durumda. %78-80 boyutlarında kapasite kullanım oranları var. Bu bir tehlike sinyali. Yani bizim fabrikalarımızın verimsizliklerini de koyduğunuz zaman aslında hani %100 gibi görünüyor ama evet, %80'ler bu işin realitesi veya %85'ler. Ne yapmanız lazım 270-300 milyar dolar ihracat rakamına erişmeniz için? İki tane şeye yatırım yapmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi finansman. Evet. Finansmana eriştikten sonra makine yatırımları, fabrika yatırımları, bir de bir tane de insan kaynağı yatırım. İki, beşeri sermaye, beşeri yatırım. Bizim bu rakamlara 270-280 rakamlarına çıktığımız zaman buradaki volüm artışından sebep ciddi şekilde yatırım problemlerimiz de ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Şimdi bu sanayide kısa vadeli işler pek çalışmıyor. Orta vadeli bakmak gerekiyor. Yani bugünden bakmak gerekiyor. İnsanlar zannediyor ki hani bankaya gittim işte aldım tamam nakit akışını düzelttin kardeşim ama bir sene sonra ne yapacaksın? Evet. Sanayide öngörülebilirliğin en az 3 yıl 5 yıl olması gerekiyor gibi bir projeksiyonunuz olsun. Yani bu şirketler hiç kolay kurulmayan şirketler. Hepsinin arkasında ciddi ciddi acılar, ızdıraplar, sıkıntılar var. İşin romantik boyutu çok fazla. Evet. Hani bu krema şirketler için konuşmuyorum bunu. Ama çok ciddi miktarda KOBİ'lerimiz var ve bence Türkiye'nin şu anda hem istihdam anlamında hem de geleceğe dönük girişimciliği anlamında KOBİ'ler son derece önemli. İşte buralarda o %30'lar, 40'lar, 50'ler değil. Hiç önemli değil. Şirketlerimiz eskisi gibi değil. Bizim şirketlerimizin hepsi pırıl pırıl, şeffaf, açık şirketler. Çoğu denetleniyor artık bu şirketlerin. Bilançolarına baksınlar. Ona göre %14'ten verecekler, %15'ten verecekler, yatırım için verecekler, uzun vadeni verecekler, kısa vadeni verecekler. Biz bu konuda ciddi anketler yapıyoruz. Evet. Bunları da ilgili yerlere gönderiyoruz. Demek oluyor ki insanların paraya ihtiyacı var. Evet. Ve ucuz kaynaklara ihtiyacı var. Herkes aslında ülkesi için ciddi çalışıyor. Saat 7. Ben şimdi fabrikada üretimden çıktım. Bu toplantıya geldim. Yani her şeye rağmen biz şirketin içerisindeyiz. Çalışıyoruz ve benim gibi binlerce insan var. Yani yüzden, buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun. Sürem doldu da yani aslında ortak konu her şeyimiz güzel, tamam işler gidiyor, güzel gidiyor ama para yok. Para yok. Bir de bunlar orta vadeli, uzun vadeli evet, stratejiler. Biz ticaret yapmıyoruz. Bakın biz üretim yapıyoruz. Evet. Üretim de kısa vade olmaz. Bunlara stratejilerle, genel stratejilerle ve orta vadeli bakmak gerekiyor. İşte konuşuluyor, stok alıyorlar, araba alıyorlar, onu alıyorlar, bunu alıyorlar falan. Yani yok öyle bir dünya. Buradaki her sanayicinin bir tane arabası var. Ya da baktığınız zaman kimse stok mu tok yaptığı falan da yok. Stok yapmaya para da yok. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz 20 yıldır canımızı dişimize takmışız. Lean üretim yapmaya çalışıyoruz. Yalın üretim yapmaya çalışıyoruz. Evet, bununla ilgili evet, milyonlarca eğitim almışız. Bizim bütün beyaz yakalarımız, mavi yakalarımız bu disiplinle yetişmiş. İşte son stok cümle alınıyor diyorlar. Finansmanla şu oluyor, bu oluyor falan. Böyle bir dünya yok. Böyle bir para da yok. Böyle bir ortam da yok. Artık bu zihniyet de yok. Hani o yüzden bu 2000'li yıllardan öncesi zihniyetle bugünkü zihniyetin aynen, arasında tabii, gerçekten çok büyük farklılıklar var. Bugün siz evet, istediğiniz kadar sanayici stok almaya kalksın, sizin beyaz yakanız müsaade etmez buna. Doğru. Peki çok güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Bir gün İstanbul'a geldiğinizde stüdyoda konuk olarak beklerim ben siz Celalettin Bey. Doluyuz Zeliha Hanım. Sıkıntı yok. Biliyorum. Kazanımlarımıza tekrar sahip çıkmamız gerekiyor. Kazanımlara sahip. Evet. Çünkü hep bu ülke hepimiz canımızı dişimize takmış evet, çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Gerçekten bir başka ana haberde daha uzun bir sürede bunları konuşmaya devam edelim sizinle birkaç haftaya kadar. Tekrar teşekkür evet, ediyorum size.
Peki, kendinize iyi bakın. İyi Hoşça kalın. akşamlar. Evet, Sağ İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş'e döneceğim. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar Zeliha Hanım. İyi Hoş akşamlar. geldiniz. Şimdi Sağ Expo fiziki bir fuar olacak değil mi? Ekim ayında Metaverse fuarı da var. Biraz bahseder misiniz buna? Sağ Expo hibrit bir fuar olacak Zeliha Hanım. Şöyle ki 25-28 Ekim tarihlerinde fiziki olarak yapıyor olacağız. Daha sonra 1 Kasım 15 Şubat tarihleri arasında da Metaverse yapıyor olacağız. Peki, Avrupa'nın en büyük sağ kümelenmesi diye demeçleriniz de var. Nasıl gidiyor sektör şu ortamda? Ortamda sektör güzel gidiyor. Yani şöyle biz savunma sanayi sektörü olarak hem konjonktürel dinamikler hem kendi ekosistemimizin bu anlamdaki gelişmişliği ve bu sistemleri hayata geçirebilme kabiliyetleri. Bu arada hem kendi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçları, diğer taraftan ihracat potansiyelinin giderek artıyor olması nedeniyle sektörün üretim tarafı ile ilgili gayet güzel gidiyor gelişmeler. O yönüyle özellikle 2021'in son 3 çeyreği artı 2022'nin ilk yarısı oldukça hareketli geçti, oldukça güzel geçti ve büyük projelerin artık ete kemiğe büründüğü yıllar olmaya başladı. Onun için 2022 ve hemen akabinde gelecek olan 2023 önemli sistemlerin, önemli markaların Türkiye için gelecek vaat eden sistem ve şeylerin nedir o? Platformların birer birer envantere alındığı, devreye alındığı, seri üretimlerinin başladığı yıllar olacak. O yönüyle işin savunma sanayi tarafı güzel gidiyor. Eğer hani sorunuzun cevabı olabildiyse. Peki savunma sanayinin ihracat konusunda ve projelere ve üretim anlamında da gelişmeler neler son dönemde? Son dönemde şöyle, geçtiğimiz yıl 3 milyar 224 milyon gibi bir milyon dolar gibi bir ihracat rakamına erişilmişti. Bu tabii çok önemli bir şeydi, eşikti. Şöyle ki daha işte pandemi döneminden çıkılmıştı. Dolayısıyla o güzel bir eşikti ve bu motivasyonla bu yıl için Savunma Sanayi Başkanlığımız 4 milyar dolar ve üzeri hedefini koymuştu ki bu yılın ilk 6 ayında yani ilk yarısında 1 milyar 984 milyon gibi yani hedeflerine çok yakın yani hedeflenen miktarda şey oluştu. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında bunun daha ivmeleneceği dikkate alınırsa bu 4 milyar hedefi rahatlıkla aşılacak gibi duruyor. Ayrıca özellikle konjonktür de bunu bu şekilde deklare ediyor. Çünkü malum çatışma ortamları artmaya başladı. Ülkeler arasındaki tansiyon yükselmeye başladı. İşte daha halihazırda yaşamakta olduğumuz Çin-Tayvan olayında olduğu gibi. İşte Rusya-Ukrayna malum. İşte dün Azerbaycan-Ermenistan arasında yeniden böyle bir çatışma ortamına girildi. İşte Sırbistan-Kosova arası yine öyle. Yunanistan adalar meselesini kaşımaya başladı vesaire derken böyle bir şey oluşmaya başladı. Yani bir savaş ortamı oluşmaya başladı. Hatta bazı ülkeler savaş ekonomisine dönülme ihtiyacı doğabilir türünde değerlendirmeler yapmaya başladılar. Ve savunma harcamaları ona göre artmaya başladı. Yani özellikle Avrupa ülkelerinde bu rakamlar %2'lere, %3'lere ulaşmaya başladı. Yani gayri safi milli hasıla bazında. Onun için bu sektör hareketli bir sektör şu aşamada. Hem dünyada hem Türkiye'de. Türkiye'nin şöyle bir avantajı oldu. Türkiye çok fazla sayıda ürünle ve çok fazla kalifiye edilmiş ürünle, hatta markalaşmış ürünle bu döneme girmiş oldu. Dolayısıyla eğer ihracat bazında değerlendirilecek olursa bu anlamda Türkiye'nin önü çok parlak gözüküyor. Çünkü Türkiye ihracat politikaları anlamında da çok güzel bir ambiyans yakaladı. Çünkü
özellikle birlikte üretimler konusunda, işte teknoloji transferleri konusunda, sonra kendi iklim coğrafyamızdaki ülkelerle ilişkiler konusunda, yani bu gerek Türkiye Cumhuriyetler, gerek işte Pakistan gibi, Ukrayna gibi, işte Polonya gibi, işte Kuzey Afrika gibi, şimdi şeylerle de ilişkiler başladı, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, evet, Sır, İsrail vesaire, buralarla da ilişkiler gelişmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye hem yakın coğrafyasında, hı-hı, hem iklim coğrafyasında, yani dostluk bağları, kan bağları veya işte tarih bağları olan ülkelerle ilişkiler konusunda, hı-hı, savunma sanayinin ihracatında oldukça şanslı duruyor. Evet. Çünkü elinde çatışma ortamlarında doğrulanmış, çatışma ortamlarında kalitesini bütün dünyaya kanıtlamış sistemler var. Peki, çok çok teşekkür ediyorum ben size. Verdiğiniz bilgilere oldukça önemli bir zamandan geçerken Türkiye'de burada yerini alıyor belli ki. İlhan Bey, tekrar teşekkür ederim size. Ben kapatmadan Saha Expo konusuna da çok az, biraz çok bir, tek bir cümle çünkü sürem oldu. Buyurun. Peki, Saha Expo uluslararası anlamda çok, hı-hı, dikkat çeken, hı-hı, ve dünya markasına dönüşme potansiyeli olan ve o anlamda kurgulanarak devam ettirilen bir fuar. Hı-hı. Ve bu da Türkiye'nin ihracatına çok önemli katkı sağlayacak. Hı-hı. Dolayısıyla, hı-hı, bu fuarı da savunma sanayimizin markalaşmış ürünlerinin, evet, dünya pazarlarına, evet, çıkması için çok önemli bir kaldıraç olarak değerlendiriyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Dört gözle bekliyoruz bizler de. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere.